Bugünkü konumuz Chevrolet Corvette. Corvette yeni nesliyle tanıtıldı ve bu yeni nesilde oldukça devrimsel farklılıklara sahip bir otomobil. Corvette'ten birazcık belki bahsetmek lazım. Malum ülkemizde satılan bir otomobil değil, ancak otomobil meraklılarının bildiği bir modeldir diye düşünüyorum. Corvette, Amerika'nın ulaşılabilir spor otomobili aslında bakarsanız ve Ford Mustang ile birlikte bu görevi uzun yıllardır sürdürüyor. Bu otomobillerin ulaşılabilirliğini şöyle anlatayım size. 60 bin dolar civarında fiyatlara sahip bu otomobiller Amerika pazarında. Bu da onları orta sınıfın erişebileceği, belki orta sınıfın biraz zorlanarak erişebileceği ama orta sınıfın biraz üzerindekilerin bile çok rahat bir şekilde erişebileceği bir otomobil haline getiriyor. Gerçekten de 400 beygir üstünde güce ve yüksek performansa sahip otomobillere bu kadar kolay ulaşmak pek mümkün değildir. Ve Mustang'de, Corvette'de bunu başaran otomobiller. Bu iki otomobilin ortak özelliği bu otomobillerin dinozorlar olması. Aslında bakarsanız teknolojik anlamda Avrupalı spor otomobillerle öyle kıyaslanabilecek durumları yoktu bu otomobillerin. Ta ki Ford bunu değiştirmeye karar verene kadar son nesil Mustang'de büyük bir devrimle arka aksta çok kollu bağlantılar kullanmaya başladı Ford. Bu nasıl bir devrim diye düşünebilirsiniz. Çünkü kompakt sınıfta da kullanılıyor çok kollu bağlantılar. Zira hem Mustang'de hem de Corvette'de bu devre kadar sabit arka akslar sunuluyordu. Yani dediğim gibi teknolojik olarak öyle çok çok fazla içeriğe sahip otomobiller, yeniliğe sahip otomobiller değildi bu ikisi de. Buna Corvette'in iyi bir cevap vermesi gerekiyordu. Bunu anlatmadan önce size biraz Corvette tarihinden belki bahsetmem lazım. Tarihteki yerinden bahsedeyim. 1953 yılında C1 ile üretimi başladı. Corvette'in C1 nesli üretimi başladı. Rüya otomobili olarak anılıyordu o zaman. Gerçekten de herhalde üretilmiş en güzel otomobillerden bir tanesidir. Corvette'in C1 nesli. 4.3 litrelik V8'i vardı. 3 vitesli manuel şanzımanı vardı. Ve gerçekten de o zamanlar için çok çok büyük devrimdi. C2'nin üretimine yani ikinci neslin üretimine 1963 yılında başladı. 67'ye kadar üretildi. Bu nesil Stingray olarak anılan ilk nesildir aslında bakarsanız bu otomobil. Ve 63 modellerin sadece 63 modellerin çift parça arka camları vardır. Çok da değerlidir klasik otomobil camiasında. Z06 çok bilinen bir Corvette opsiyonudur mesela. Z06 ilk defa C2 nesliyle birlikte tanıtılmıştı, sunulmaya başlanmıştı. Z06 biraz daha güçlü bir Corvette versiyonuydu aslına bakarsanız. 68 yılında ise C3 tanıtıldı. T-top tavanıyla otomotiv tarihinde ilk defa aslına bakarsanız böyle bir tavan bir otomobilde sunuldu. Ve tavan panelleri çıkartılarak basit bir şekilde üstü açık bir otomobile dönüştürülebiliyordu. Kupe karoserli Corvette bile. Bundan sonra pop-up farları ile birlikte C4 devreye girdi. 84 yılında, 1984 yılında yani C3 bayağı bir uzun süre üretildi. %24 daha düşük aerodinamik katsayıya sahipti bu otomobil ve 150 milin üzerine çıkan son hıza sahipti. Gerçekten de farklı olma iddiasında bir otomobildi. Pop-up farları da herhalde en dünyayı sevdiren otomobillerden bir tanesidir bu otomobil. Sonrasında C5 nesli geldi. Pop-up farlara sahip son Corvette nesli aslında bakarsanız. Transaxle şanzıman yerleşimine sahip. Yani şanzıman arka akstaydı. Çünkü artık ağırlık dağılımını iyileştirmeye çalışıyordu Chevrolet. Bu otomobilde ki sportiflik iddiası artsın gerçekten. Dinamik açıdan daha iddialı hale gelebilsin bu otomobil. Çünkü Avrupa'dan ciddi ciddi rakipler gelmeye başladı. Amerika piyasasına. C6 ile birlikte pop-up farlar gitti. Artık sabit farlar var. Tasarımlar çok fazla değişmese de Corvette karakterini herhalde oturtmuş diyebiliriz burada. 6 litrelik V8 motor 400 beygir güç üretiyordu. Standart versiyonla birlikte bile. Sürüş dinamikleri açısından da ilginç bir otomobildir bu. Ve mesela zamanında yapılan karşılaştırmalarda 911'den daha iyi yol tutuş becerisine sahip olmuştu bazı ölçümlerde. Özellikle mesela geyik testi, çift şerit değiştirme gibi güvenlik testlerinde. Sonrasında tabii ki C7 geliyor. Son önden motorlu, arkadan çekişli Corvette nesli olarak C7 üretildi. 2014'te üretilmeye başlandı. Corvette Stingray olarak anılıyordu bu otomobil. Ve bu nesille birlikte Corvette artık sürüş dinamikleri konusunda farklı bir seviyeye gelme iddiasındaydı. Teknik olarak çok geliştirilmiş bir otomobildi ama bazı sınırlar vardı. Ve bu sınırları çizen şey de Corvette'in yapısı aslına bakarsanız. Önden motor, arkadan çekiş, ağırlık dağılımı açısından çok çok da mükemmele yakın bir sonuç ortaya çıkarmıyor ne yazık ki. Çünkü
6 litrelik V8 motorunuzun ön aksının üzerinde olduğunu düşünün. Arkada neredeyse hiçbir şey yok. Arkaya koyabileceğiniz tek şey şanzıman var ya da diferansiyel var ve bunlarla ağırlık oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle de ağırlık dağılımı mükemmele yakın olamıyor ne yazık ki. Ya da çok çok fazla uğraşmanız lazım. Çok fazla mühendislik kullanmanız lazım. Bu nedenle yeni Corvette nesli artık ortadan motorlu, arkadan çekişli bir otomobil haline dönüştü. Bu kurulumu belki Ferrari V8'lerinden tanıyorsunuzdur. Bildiğiniz muhtemelen neredeyse bütün süper spor otomobiller, McLaren'lar olsun ya da güçlü Ferrari'ler olsun hepsi ortadan motor, arkadan çekiş kurulumuna sahiptir. Çünkü otomobilin en ağır elemanı motorudur ve bu elemanı da otomobilin gövdesinin tam ortasına yerleştirirseniz ağırlık dağılımı açısından çok güzel bir başlangıç elde etmiş olursunuz. Ondan sonrası da sizin mühendisliğinize kalmış olur. Belki biraz tasarımından bahsetmek lazım. Otomobilin çok değinmeyi sevmiyorum bunları ama benim gözüme en azından güzel bir dönüşüm olarak gözüküyor Corvette'in yeni hali. Corvette karakteri korunmuş. Yani ucuz bir Ferrari gibi gözükmesi gerekmemiş otomobilin motorunun konumu değiştiği için. Çünkü motoru önden ortaya aldığınızda uzun motor kaputundan vazgeçip kısa bir motor kaputu ve daha uzun bir kabin bölümüne ihtiyacınız oluyor. Bundan da tabii ki tahmin edersiniz ki tasarımın çok çok fazla etkilenmesi beklenebilir. Ama tasarımcılar iyi iş çıkarmışlar, iyi bir sonuca ulaşmışlar. Corvette genetiğini korumayı başarmışlar gibi gözüküyor en azından benim gözüme. Otomobilin boyutları ilginç. 4 metre 63 santimlik boyu var mesela ve 2 metre 72 santimlik aks mesafesi var. Böyle bakarsanız tam bir kompakt sınıf sedan aslında otomobilin ebatları. Bir Toyota Corolla ile, Hyundai Elantra ile ya da ne bileyim bir Ford Focus ile belki benzer ebatlara sahip uzunluğu ve aks mesafesi açısından ama onlardan biraz daha az kullanışlı olacağını herhalde tahmin edersiniz. Ama tabii ki bu çok önemli çünkü 2 kişilik bir kokpitten bahsediyoruz burada sadece. 2 kişi için yeterli alanı sunsa yeter. Chevrolet'in iddiası bu kokpitin kalite algısından da çok 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 iyi olduğu yönünde. Çünkü bu zamana kadar pek sunulan bir şey değildi. Kuzey Amerika pazarında sunulan araçların kokpit kalitesi pek Avrupa pazarında sunulan araçlar gibi olmuyordu ama Chevrolet burada çok fazla özen göstermiş ve bunun da sonuçlarının alındığını düşünüyor en azından. Tabii görmek lazım, birebir dokunmak lazım otomobile bunu anlayabilmek için. Genel olarak kokpitin yapısı bayağı şık gözüküyor aslında ama dediğim gibi bunun çok çok da önemi olmayabilir. Çünkü bu bir tabii ki spor otomobil. Daha önemli konulara geçelim. Bu otomobilin asıl konusu performans kısmında neler var? Cam kaputunun altında Corvette'in GM'in LT2 olarak adlandırdığı 6.2 litrelik atmosferik beslemeli V8 motor yer alıyor. Motor direkt enjeksiyona sahip ve düşük güçte silindir sırasını, tek silindir sırasını da kapatabilmek gibi modern özelliklerle donatılmış. Alüminyum bloklu ve silindir başına 2 subaplı bir motor. 492 beygir güç, 670 Nm tork üretiyor. Ve bu haliyle baktığınızda da tabii ki doğal olarak Corvette için oldukça doyurucu performans sunumlarına sahip olacaktır. 8 vitesli çift kavramalı bir şanzıman standart olarak sunuluyor. En azından şimdilik manuel şanzıman seçeneği olmayacak Corvette Stingray'in. Z51 isimli bir paketle de birlikte satın alınabiliyor. Standart haliyle 0-100 km hızlanması 3 saniye ama Z51 paketiyle aslında motor gücünü değiştirmese bile bazı yazılım farklılıkları ve süspansiyon farklılıkları geliyor. Z51 paketi 3 saniyenin altına indirmek mümkün oluyor 0-100 km/saat hızlanmasını. Dinamik sürüş bölümünde neler var diyecek olursanız önde ve arkada çift kollu bağlantılarla birlikte geliyor Corvette Z51 paketiyle. Süspansiyon sistemi manyetik ayarlı amortisörlerle desteklenmiş oluyor. Bu da tabii ki yol tutuş konusunda biraz daha ilginç, biraz daha iddialı olabileceği anlamına gelebilir otomobilin. Bunu göstermek için Chevrolet'in kaydettiği bir video var. Bu videonun ilginç özelliği otomobilin kendi üzerindeki kameralar tarafından kaydedilmiş olması ve otomobilden alınan verilerin ekrana yansıtılabiliyor olması. Bu Corvette'in özelliklerinden bir tanesi. Şimdi o videoyla baş başa bırakayım sizi. Slow.
Sesinde ufak tefek sorunlar var ama aracın üzerindeki kameralarla yapılmış bir kayıt için oldukça iyi gözüktü gözüme. Eğlenceli olabilir böyle bir otomobilin kullanıcısı için pist günlerini böyle güzel verilerle birlikte kaydedebilmek. Videoda eğer dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür belki. Daha önceki nesil korvetlerin kolayca arkasını bırakabileceği bölümlerde hafif bir önden kayma, sonrasında da kolayca yönlendirilebilen bir dört tekerlekten kayma ile birlikte virajlarda güzel hız taşıyor otomobil. Keyiflidir tahminen herhalde sürüşü. Öyle gözüküyor en azından. Corvette ile ilgili bilmeniz gereken son şey de birazcık kıskançlık oluşturacak şekilde bu otomobil 60 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu Amerika Birleşik Devletleri pazarında 60 bin dolar. Evet, buradaki fiyatlarla bile bir kompakt sınıf crossover fiyatı şu anda kurla bile. Ama bir de oranın alım gücüyle düşünün bunu. Gerçekten de enteresan. 60 bin dolara böyle bir otomobile sahip olma şansı. Ne diyelim? Diyecek bir şey yok herhalde. Otomobil cennetinde yaşamadığımız kesin. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Ama bu konuda da yapabilecek çok fazla bir şey yok gibi. O zaman sanırım bu seferlik benden bu kadar. Bir sonraki test karşılaştırmaya da bunun gibi bir tanıtım videosu her neyse. Onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.